gece 2'den beri hastanedeydik. Büyük oğlum biraz rahatsızdı Sayın Hocam. Çok Orada da bayağı geçmiş bir olsun. çalışma yaptım. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Size o kadar çok dua ediyorum ki gece 2'den beri. İnanın orada birçok uygulama yapılmasına rağmen Yüce Yaradan'ın şifa nurunu akıttıkça kendine gelmeye başladı. Bayağı yani 2'den beri hastanedeyiz. Sabah geldik diyebilirim. Gece bir istiğfarla başladı. Bayağı yoğun bir istiğfar. Biz mide kanamasından şüphelendik. Bakıldı bu endoskopi olarak. Onu ne yazık ki yaptıramadı. Çünkü sürekli bir bulantı olduğundan dolayı. Kan tahlillerimiz, bütün sonuçlarımız temiz. Tabii o yatarken ben bu arada gözlerimi kapatıp sürekli Yüce Yaradan'ın nurunu akıttım. Ve bir süre Şifan sonra, dedi. amin şükürler olsun, gözlerinden böyle yaşlar akmaya başladı hocam. İçindeki öfke duygusu. Yani içinde birine karşı, başka hani aile dışındaki birine karşı, bir arkadaşına karşı bir öfke duygusu. Allah'a şükürler olsun o öfke duygusu karnının deliğinden kırmızı, gözlerinden kırmızı, kulaklarından kırmızı bir şekilde aktı. Ve anne çok iyiyim, şu an çok rahatladım dedi. Ve o gün, ya, o an size o kadar dua ettim ki anlatamam yani hocam. Gerçekten bu kadar eşsiz, bu kadar güzel eğitimlerle bizi tanıştırdınız. Yani ben evladım hani böyle elimin arasında kayarken ben eğiliyorum kulağına böyle ufacık bir şey söylüyorum. Orada o şekilde şükürler olsun. Oradakiler de şaşırdılar. Hani oraya gittiğimizde titreyerek gitti çocuk. Yani herkes şaşırdı oradaki. Kalktı yürüyerek. Biz saat işte 5'e geliyordu sanırım sabah ezanından önce. Eve geldik. Tabii yatamadım sonrasında. Anne olarak tabii ki haliyle başında bekliyorsunuz. Değerli az önce hocamız söyledi ya, oğlumun ağzından, burnundan, kulaklarından kırmızı bir şey çıktığını gördüm. Bu kanallık sırasında değerli arkadaşlarımız, biz bir insanın şifasına vesile olduğumuzda Yüce Allah'ın şifa nurun o kişinin içine aktığını hayal ederiz. Onun da bedeninden dışarıya atması gereken duyguları, yaşadığı kötü anıları, neler varsa onların çıktığını hayal ederiz. Hani belki arkadaşlarımız eğitimlerimizi anladıkları için "Aa, o ne?" diye Evet. düşünebilirler. Böyle böyle. O zaman lütfen kulağınızı kapatın. Tabii, tabii hocam. Arkadaşımızın, yani Aysen Çiğdem Doğan Hanım'ın oğlu nasıl kolaylıkla şifa buldu, onu anlatsın. Hocam açayım mı? Evet. Ben parmaklarını işaret ettim ki hani kolaylıkla görürsünüz diye. Siz zaten hemen gördünüz. Sayın Evet. hocam, lütfen gözümüzün önüne gelen görüntüleri bize anlatınız. Hocam beyaz giyinmiş, elinde asa olan bir yaşlı bir bilge kişi var şu an tam karşımda. Ve yolda bana bir şey söylemiyor. Hani herhangi bir hareketi yok. Fakat şu an hissel olarak arkasından gitmem gerektiğini hissediyorum. Deli, gidin bakalım. Evet, bir yol açıldı. O yoldan birlikte yürüyoruz. Kendisi önümde yürüyor, ben arkasında yürüyorum. Hafif böyle beli bükülmüş, çok hafif bir şekilde öne doğru. Ama böyle o kadar güzel, o kadar huzur veren bir insan ki. Ve şu an yeşil bir alana geldik, yeşil bir yere getirdi beni. Rengarenk kelebekler uçuşuyor burada. Hemen önümüzden böyle bir akarsu akıyor. Akarsuyun içinde deniz kızları var, yunuslar var. Su çok berrak. Çok güzel bir şekilde akıyor bu su. Bu suya gir dedi bana şimdi. Ve suya girdim. Asasıyla suyun içine bir şeyler yapıyor şu anda. Bu sudan evine götür dedi bana. Şu an çok huzurlu bir yerdeyim. Gerçekten o kadar ihtiyacım vardı ki böyle bir şeye. Yani ve biraz daha üst taraftan yine bayağı yoğun bir şekilde bir şelale akıyor. O şelaleyle birlikte küçük küçük çocuklar suya kapılmışlar böyle. Oynayarak, sevinçle bana doğru geliyorlar. O sudan, o şelalenin akış yönünden itibaren. Şimdi yanımda durdular. Elimdeki sudan onlara içiriyorum. Ve hala o yaşlı bilge asasıyla suya dokunarak, suyla ilgili bir durum var burada. Bir olay var. Suya bir serinlik katıyor. O kadar huzur buluyorum ki şu an. O kadar rahatladım ki. Çocuklar gülmeye başladılar. Hepsi çok mutlu. Onları kucağıma aldım. Şimdi sudan çıkarttım. Birlikte suyun kenarındayız. O yeşillikte oturuyoruz. Yanıma oturdular onlar da. Şimdi o bilge geldi. Çocukların başına böyle sağ elini koydu.
Şu an her yer bembeyaz. Ya, nur dolu şu an. Her yer nur dolu. Ben hazırım diyor hocam. Yüce Allah gönderdi. Çünkü çaresizdim. Ondan başka hiç kimsem yok. O biliyor. O Gözünüzü biliyor. açın. O biliyor. Gözünüzü açınız. Oğlunuza çok çok geçmiş olsun Sayın Hocam. Sizin kulağınız kapalıyken biz şunu söyledik. Oğluna dün ne yardım etti, ne oldu? Oğlu dün o kadar kolaylıkla şifa buldu. Bunu anlatsın dedik. Oğlunuz neden o kadar kolaylıkla şifa bulmuş? Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim hiçbir zaman bizi yalnız bırakmaz hocam. Elhamdülillah. Bizim eğitimimizi almadığınız sürece kendinizi dünyanın en büyük hediyelerinden birinden mahrum ediyorsunuz. Etme. Etme. Daha öncesinde ben panik atak hastasıydım ve ağır derecede bir hastalığım vardı. Ve ben hastaneye kaldırılıyordum. O kadar ağır yaşıyordum bu durumu. Tabii sizin eğitimlerinizle tanışmadan öncesinden bahsediyorum bu konuyla ilgili. Ve bahsettiğim benim ilk oğlum, ilk göz ağrım. Çok üzülürdüm. Ona bir şey olduğu zaman elim ayağım birbirine dolaşırdı. Hani ağır bir hastalık, böyle ne yapacağımı şaşırırdım, bilemezdim. İnanın bana, eğitimlerimizden sonra Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ben dün akşam yavrumun şifasına vesile oldum hocam. Yani başkasının şifasına vesile olmak zaten tarifsiz güzel. Çok mutluluk verici. Ama hani insanın evladına bu şekilde vesile olması, öyle bir konumda çıkıp böyle bir konuma geçebilmesi, bu anlatılamaz yani. Bu bambaşka bir duygu. Gerçekten ben herkesin bu muazzam eğitimlerle bir an evvel alan hızında tanışmasına niyet ediyorum Rabbimin izniyle. Hayatınızda kendinize yapacağınız en güzel hediyelerden biri. Bu eğitimi kendinize hediye etmeniz.